بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bizi kendisini tanıyalım ve kendisine kulluk yapalım diye yaratmıştır. İnsan olarak dünyaya gelen herkesin asli görevi, en önemli görevi Mevla'yı bilmek ve ona ibadet etmektir. Mevla'yı bilmek her şeyden önce gelir. Çünkü bilmeyen niye ibadet etsin ki? Biz kelime-i şehadette özetlediğimiz, buyurun, اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Bu kelime-i şehadette özetlediğimiz cümlede ne demiş oluyoruz? Yerlerde, göklerde ve kainatta Allah'tan başka ilah, mabut yoktur. Biz onu öyle tanıdık, öyle bildik. İbadete layık olan yalnız ve yalnız Allah'tır Celle Celaluhu demiş olduk. Peki madem ibadete yalnız ve yalnız Allah layıktır, o zaman nöbet nereye geliyor? İbadete sıra geliyor. O zaman ibadetimizi de Allah Celle ve Ala Hazretlerine yapmamız gerekiyor. Kıymetli dostlar, bu kelime-i şehadeti söyleyen insanların hayatına bakıyoruz. Bir kısmı ibadette yarış yapıyor, bir kısmı da tembellikte yarış yapıyor. Yani bir kısmı beş vakit namazı kılıyor, yetmez diyor. Evvabin namazı ilave ediyor, teheccüd namazı ilave ediyor, işrak ilave ediyor, kuşluk ilave ediyor. Namaz kılmak için bahane arıyor, yine de doymadım diyor. Bir kısmı da farz olan namazları, farz olan ibadetleri yapmaktan üşeniyor. Cuma'dan cumaya kılsam yeter diyor, bir kısmı bayramdan bayrama kılsam yeter diyor. Peki ikisi de aynı kelime-i şehadeti söylüyor. İkisi de aynı Allah'a inanıyor, aynı Kur'an'a inanıyor. Neden birisi beş vakit namaza ilave olarak başka namazlarda kılmaya çalışıyor? Doymuyor yani.
sadece Ramazan orucuyla iktifa etmiyor, pazartesi, perşembe diyor, ayın 13, 14, 15'i diyor. Sadece zekatla iktifa etmiyor, zekatın dışında yine elinden geldikçe doymak bilmiyor. Yani hayır yapmakta, sevap işlemekte doymak bilmiyor. Her ikisi aynı kelime-i şehadeti getirdiği halde neden bir kısmında böyle, bir kısmında böyle? Elbette kıymetli dostlar, iman marifeti gerektirir. Yani Allah'ı bilmeyi gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizin içinizden Allah'tan en çok korkan benim. Benden daha fazla hiçbiriniz Allah'tan korkamazsınız. Niye öyle? Çünkü Allah Celle ve Ala Hazretlerini o herkesten daha fazla biliyor. Bildiği için onu o kadar etkiliyor. Bir hadis-i şeriflerinde ne buyurdular? لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Eğer benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Demek ki bilgi neyi gerektiriyor? Korkunun fazlalığını gerektiriyor. Şimdi aynı imana sahip olduğumuz halde, iman esasları değişmez çünkü. Yani 6 tane iman esası vardır. Bunlardan birisine iman etmeyen ile tamamına iman etmeyen arasında fark yoktur. Öyleyse Müslümanım elhamdülillah diyen her insan imanda belli bir noktayı yakalamıştır. 6 tane iman edilmesi gerekenlere iman etmiştir. Buna rağmen neden ibadette gevşeklik? Neden bazı insanlarda ibadet doruk noktada, neden bazılarında da sıfıra yakın noktadadır? Bu işin bir sırrı var mı? Bu işin bir püf noktası var mıdır? Elbette bu işin sırrı vardır, püf noktası vardır. Mesela şöyle bir şey sorayım. Selef-i Salihinden Müslim İbni Yeser vardı. Bu zat ibadetine çok düşkün birisiydi. Mescitte namaz kılıyordu. Camide başkaları da vardı. Mescitte namaz kılarken bir felaket neticesinde mescidin duvarları yıkılmaya başladı, çatısı çökmeye başladı. Duvarlar yıkılmaya, çatı çökmeye başlayınca camideki cemaatin her birisi camiden kaçmaya başladı. Ancak Müslim İbni Yeser Hazretleri, insanlar camiden kaçsa bile o felaket neticesinde ne sağa baktı ne sola baktı, namazına devam etti. Şimdi burada camide namaz kılan bir grup insan var. Cami yıkılıyor, çatısı çöküyor. Herkes kaçmanın çaresine bakarken bir tanesi namaza kendisini öyle kaptırmış, öyle kaptırmış ki ne caminin yıkıldığından, ne çatının çöktüğünden, ne de insanların kaçtığından hiçbirisinden haberi yoktur. O hala namazına devam ediyor. Müslim İbni Yeser. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl bir namaz? Bu nasıl bir kulluk? Burada işin püf noktası işte. Neyi yakaladı? Hangi noktayı yakaladı ki o caminin yıkılışından haberi yok? Çatının çöküşünden haberi yok. O daldırdı, namaza devam ediyor. Bir başka örnek verebiliriz. Amr İbn Atebe. Bu da Selef-i Salihinin büyüklerinden. Böyle açık alanda namaz kılıyorlar.
arkadaşlarıyla beraber namaz kılıyorlar. Arkadaşlarıyla ormanlık bir yerde veya bir vadide namaz kılarken فَسَمِعُوا صَوْتَ اَسَدٍ bir canavar sesi, arslanın sesini duydular. Canavar sesi duyan çevresindeki arkadaşların hepsi kaçmaya başladılar. Namazda bulunan diğer arkadaşları da namazda ama namazı bozup kaçtılar çünkü abdestte kalmamıştı. Ama bu zat arslanın sesini duyup kaçanların yanında namaz kıldığı halde hiç yerinden sallanmadı, o sesle hiç alakası yok, duymadı, ilgilenmedi ve kaçmadı. Şimdi birileri canavar geliyor diye namazı bozuyor, kaçmaya başlıyor, canını kurtarmaya başlıyor. Bir başkası aynı sesi duyacak bir yerde olduğu halde olaydan tamamen habersizdir. Peki bu adamı namaza böylesine bağlayan nedir ki? Yani bir insan tek başına arslana, canavara efendim karşı koyamayacağına göre bu insanı namaza böylesine bağlayan nedir ki? İbadete bağlayan nedir ki? Bir başka örnek verelim kıymetli dostlar. İmam-ı Azam Hazretlerinin ibadetteki hassasiyetinden bahsederken denilir ki Kâbe-i Muazzama'ya gitmiş, Kâbe'nin görevlisi kapıyı açmış, Kâbe'nin kapısını açmış kendisine, girmiş Kâbe'nin içerisine. Kâbe'nin içerisine girince namaza durmuş, iki rekat namaz kılmış. İki rekat namazın içerisinde birinci rekatta Kur'an-ı Kerim'in yarısını, öbür rekatında da Kur'an-ı Kerim'in öbür yarısını okuyarak iki rekatlık namazda hatim indirdi. Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl yorulmak bilmeyen bir anlayış? Bu nasıl bir zevk ki o namaza durduğu zaman her tarafı böyle mest oluyor, ayrılmak istemiyor, çıkmak istemiyor, bitirmek istemiyor. Kur'an-ı Kerim bereket versin bitti, iki rekat namaz da bitti. Devam etseydi namaza devam edecekti. Sahabe-i kiramdan bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece camiye geçtiğini, ferdi olarak teheccüd namazına durduğunu, kendisinin de bunu görünce ben de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılayım diye o da namaza durmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece teheccüd namazında sesli okumaya başlamış. Başlamış Elif la mim zalikel kitabu la raybe fihi. Okumuş. Bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa derken 20 sayfa derken 30 sayfa bitti Bakara suresi. Başladı Ali İmran suresine. Bitti, başladı Nisa suresine. Bunlar kaç sayfa biliyor musun? 100 sayfayı geçiyor. Hala birinci rekattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasında namaza duran sahabi diyor ki ben namaza durduğuma pişman oldum. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedim dedi. Şimdi şu soruyu sormak lazım. İmam-ı Azam Hazretleri namaza duruyor, iki rekatın içerisinde Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna hatmediyor. Ben kendime baksam, siz kendinize baksanız, namaza durduğumuz zaman en çok sevdiğimiz sure hangi suredir? اِنَّا اَعْتَيْنَا قُلُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ Niye en kısa suredir diye. Hele hele imam da Fatiha'dan sonra قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ derse var ya, o imam çok güzel bir imamdır. اِنَّا اَعْتَيْنَا اِلَى قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٍ okudu. Namazı kıldırırsa o imam da çok makbul bir imam olmuş olur. Niye böyle? Bu aradaki fark neden böyle? Yani birisi namaza duruyor, çıkmak istemiyor. Birisi namaza durmadan ayrılmak istiyor. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi diye bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin bütün ölülerimize. Derdi ki gece kalkarım, namaz kılacağım. Bu sefer iyi namaz kılayım diye karar veririm derdi. Neyse diyor namaza durdum.
Fatiha bitince, ya uzun okuyacaktım. Fatiha bitince diyor, inna ateynadan takmayayım mı diyor. En kısa sureye gidiyor diyor şeyim. Dilim en kısa sureye gidiyor. Haydi diyor, inna ateyna da razı oldum diyor. İnna ateyna derken diyor, ellerimi salıveriyorum. Sanki çok uzun sürecek de. Yani bir an önce rükûa varabilmek için ellerimi de daha inna ateyna derken salıveriyorum. Anlıyorum ki birisi beni rahat bırakmıyor namazda. Şimdi kıymetli dostlar, bir örnek verdik Müslim İbni Yeser'den. Camide namaz kılıyor bu zat, cami yıkılıyor, etrafındaki herkes kaçıyor ama bu caminin yıkılışından haberi yok, namazına devam ediyor. Bir başka zattan Amir İbni Atebe'den örnek verdik. Arkadaşlarıyla beraber açık alanda namaz kılarken bir canavar sesi üzerlerine doğru geldiğini hissediyorlar. Herkes kaçıyor, bu olaydan hiç haberi yok, namazına devam ediyor. Nasıl kaptırdı kendisini namaza? İmam-ı Azam Hazretlerinden örnek verdik. İmam-ı Azam Hazretlerinin iki rekat bir namazda Kâbe'nin içerisinde efendim Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar iki rekatlık namazda okuduğunu. Bu nasıl bir zevk? Bu nasıl bir anlayış? Namazdan doymak bilmeyen bir anlayış. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh Hulefâ-i Raşidinden bu zatın da iki rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuduğu, ibadetine böylesine düşkün olduğu, ibadetten böylesine zevk aldığı kayıtlarda zikredilmiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, akşam yatsı arası, akşam namazından sonra evvabin namazı var, evvabin namazına duruyor. Evvabin namazını kılarken ikinci secdede bir secdeye kapanıyor, secdeden kalkarken yatsı ezanı okunuyordu. Nasıl bir secde? Bir kardeşimiz vardı, şimdi toprağın altındadır, Allah rahmet eylesin. Dedi ki, Ramazan-ı Şerif'te son 10 günde Mekke'de, Medine'de teheccüd namazını da hatimle kılıyorlar. Yani 10 günde normal teravih hatimle kıldıkları gibi her gece 3 cüz okuyorlar. Yani 60 sayfa okuyorlar. Böylece efendim 60 veya 70 sayfa okuyorlar. Teheccüde de bir hatim indiriyorlar. Haydi hatim indirdiklerini anladım diyor. Rükûa vardım, kalkmak bilmiyor adam diyor. Secdeye vardım, kalkmak bilmiyor. Bir defasında saydım diyor. Kaç tane Sübhane Rabbiyel Azim diyeceğim. 90 küsür tane saydım, sonra yoruldum, saymaktan vazgeçtim dedi. Şimdi 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim demekte zorlanan bir anlayış ile 90 tane Sübhane Rabbiyel Azim dediği halde doymak bilmeyen bir anlayış arasında sizce fark var mıdır, yok mudur? Vardır. Ahmed İbni Hanbel hem mezhep imamıdır hem de büyük bir muhaddistir. Müsned diye bir hadis kitabı vardır. Aşağı yukarı 40 bine yakın hadis-i şerif orada toplamıştır. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri bir günde ortalama 300 rekat namaz kılarmış. Her gün ortalama 300 rekat namaz kılarmış. Nasıl bir anlayış? Nasıl bir zevk, nasıl bir tat? Peki, bu insanların inandığı, bu insanların ümit bağladığı şeylere biz de inanıyor, biz de ümit bağlıyoruz. Onların aldığı zevki biz alamıyoruz. Peki aradaki fark nedir öyleyse? Arada bir fark var. O farkı yakalamak lazım. Bir başka nakil yapayım. Sa'id İbni Müseyyeb Hazretleri. Hayatın ibadet üzerine tesis edildiğine inanan, ben bu dünyada varsam ahiret sermayemi artırmak için varım anlayışına sahip olan Sa'id İbni Müseyyeb Hazretleri 40 sene
tam 40 sene bir tane fasıla varmadan, vermeden müezzinin ezanından önce kesinlikle camiye girmişti. Yani ibadetteki hassasiyeti o kadar doruk noktada ki 40 senelik ömründe kendine bildiği günden itibaren bir defasında ezanı caminin dışında dinlememiştir. Mutlaka müezzin ezana başlamadan önce 5 vakit namazda kendisini camide görmüştür. Allah dostlarından Hazreti A'meş radıyallahu anh Efendimiz veya aleyhisselam Efendimiz diyor ki 70 sene camide cemaate devam ettim. 70 senede iftitah tekbirine yetişmediğim hiç olmamıştır. Sonuç olarak kıymetli dostlar, bütün bunları dinlediğimiz zaman, bunların ibadetten aldıkları bir zevk var. İbadetten aldıkları bir lezzet var. Onu yakaladılar. Biz onu yakalayamadığımız için bu konuda biz tembellik yapıyoruz. Onların yakaladığını yakalayamıyoruz. İşin sırrı nerededir diye sorarsanız, tek kelimeyle akla kalacak bir şekilde bunu ifade etmek gerekiyorsa, halavetül iman kelimesinde bunu noktalayabiliriz. Halavetül iman demek, imanın tadına varmak demektir. İmanın tadına varmak. Bu insanlar imanın tadına vardıklarından dolayı efendim, imanın tadına vardıklarından dolayı ibadetten doymak bilmiyorlar. 40 sene bir fasıla olmadan mutlaka müezzinin ezanından önce camide bulunuyor. 70 sene iftitah tekbirine yetişmediği olmuyor. 2 rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatmediyor. Bu kadar ilimle meşgul olduğu halde, kitap tasnifiyle meşgul olduğu halde her gün 300 rekat namaz kılıyor. Kısacası ibadetten doymak bilmiyor. Bunların yakaladığı bir şey var. Nedir o? Halavetül iman. Ne demek halavetül iman? İmanın tadına ermişlerdir. Kıymetli dostlar, bir insan imanın tadına erişmiş olursa zor olan şeyler ona çok tatlı gelir. Bedir Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda ve birçok İslam ordularının katıldığı savaşlarda Müslümanların sayısı az olduğu halde, imkanları kıt olduğu halde, düşmanların güç ve kuvveti fazla olduğu halde, ölümse ölüm, adeta cennete uçar gibi düşmana saldıran o insanlar neyi feda ediyorlardı? İnsanın en çok sevdiği dünyada canıdır. En çok sevdiği canını seve seve feda ediyordu. İşte bu insan imanın tadına ermiş. Can ne ki? Binlerce can feda olsun sana dercesine düşman üzerine saldırıyorlardı. Hazreti Bilal iman etmişti, kalbine iman yerleşmişti. Zalimler bir köledir, bunu biz istediğimiz gibi evirip çeviririz, döveriz, bu işten vazgeçiririz derler. Akla gelmeyen işkenceleri yaparlar ve dinden dön derler kendisine, yoksa kafanı keseriz. Verdiği cevap şuydu: her kılımın dibinde bir kellem olsa, her günde bir kellemi koparsanız, vallahi dönmem, billahi dönmem dedi. Bir tane can değil, binlerce canı veririm, imanımdan dönmem dedi. İşte bu imanın tadına varmış olan insanın halidir. İmanın tadına varmış olan insanın halidir. Kıymetli dostlar, İmanın tadına nasıl varılır sorusu elbette akla gelen sorulardan birisi olur. Benim inancımı paylaşan birisi, kitap yazmakla meşgul olan derin bir alim olup vakti zamanı dar olmasına rağmen her gün 300 rekat namaz kılıyor. 70 senelik ömründe
bir kere iftitah tekbirini kaçırmıyor. 40 senelik ömründe müezzinden, ezanından mutlaka daha önce camiye gidiyor. 2 rekatlık namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hatmediyor. İbadetten doymak bilmiyor. Her kılımın dibinde bir kellem olsa, her gün bir kellemi alsalar feda olsun, bir can değil binlerce can feda olsun diyerek en çok insanın dünyada sevdiği kendi canıdır. Bir canı değil binlerce canı feda edecek kadar aşkı yakalamış, imanın tadını yakalamış olan insanlar, bizden farkları işte o halavetül iman dediğimiz imanın tadına erişmiş olmalarıdır. Kıymetli dostlar, peki imanın tadına nasıl erişilebilir? Her birimiz gerçekten şu anda, şu andaki hayatımızda yapmakta olduğumuz ibadetlere baktığımız zaman, hocam tembellik yapıyorum, yeterli değildir, daha çok olmalı, daha düzgün olmalı, daha kaliteli olmalı diyor muyuz, demiyor muyuz? Diyoruz. Her birimiz kendimizi eksik görüyoruz. Eksik görmesek o daha büyük eksikliktir. Eksikliğin farkında olmak da bir erdemliktir tabii. Onu bile fark edebilmek bir erdemliktir. Adam cumadan cumaya veya bayramdan bayrama namaz kılıyor, normaldir diyorsa, bu normal demesi anormaldir. İkinci bir anormalliktir. Yanlış yapıyorum dediği zaman yanlışın farkında olmak da bir erdemliktir. Çünkü insan yanlışını fark ettiği zaman bir gün düzeltme ihtimali vardır. Yanlışını fark etmiyorsa düzeltme şansı yoktur çünkü yanlış olduğuna inanmıyor. Kıymetli dostlar, ben inanıyorum ki bu büyük insanların ibadetteki düşkünlüğünü, ibadete olan düşkünlüğünü gördüğümüzde biz kendimizi onların yanında birkaç fırın ekmek, 40 fırın ekmek derdi eskilerimiz, 40 fırın daha ekmek yemen lazım. Çok fırınlarca ekmek yememiz lazım. Adam olabilmek için öyle anlaşılıyor. Onlar gibi olabilmek için çok ekmek yemek lazım. Onların yakaladığı bir nokta halavetül iman. Ne demek halavetül iman? İmanın tadı. Onlar imanın tadına eriştiği için namazda tatlı, oruçta tatlı, en tatlı olan canını, bir tane değil binlerce canı olsa hepsini gözünü kırpmadan feda olsun. Konuyu çok fazla dağıtmaya gerek yok. Hepinizin bildiği bir örnek var. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselamı en tatlı olduğu bir dönemde, yani feda etmedi mi? İsmail aleyhisselam kendi canının çok tatlı olduğu bir dönemde feda etmedi mi? Bunlar neyi yakaladılar? Biz neyi yakalayamıyoruz? İşte buna halavetül iman diyoruz. İmanın tadı. Peki kıymetli dostlar, bu anlaşıldı da bu imanın tadına nasıl erişilebilir? Neler yaparsak imanın tadına erişebiliriz? Bu konuda 4 tane kural, 4 tane kaideden bahsetmeye çalışacağım siz dostlarıma. Kıymetli dostlar, imanın tadına erebilmek için önce sevgi lazımdır. Allah sevgisi lazımdır. Bir insan Allah'ı sevmedikçe imanın lezzetine ermesi mümkün değildir. Kıymetli dostlar, cümleleri seçerek söylüyorum. Allah sevgisi mümin olan bir insanın imanının yaşaması için, imanının varlığı için adeta bir hayat gibidir. Yani sevgisi olmayan ölüden farklı değildir. Bir insanda muhabbetullah dediğimiz Allah sevgisi ve o sevginin nuru kalbine girmedikten sonra o ölü gibidir. Namaz, ezan, oruç onun için çok önemli değildir. Çünkü Allah'ı sevememiş. Oysa biz Kur'an'ımızda Rabbimizin ayetlerine baktığımız zaman anadan, babadan, her şeyden daha çok, bütün varlıklardan daha çok Allah ve Resulünü sevmek gerekir. Şimdi içinizde muhtelif yaşlardasınız. Birçoğunuz aşk macerası yaşamışsınızdır. Soruyorum size, aşk macerası yaşayanlara söylüyorum. Bir delikanlı bir kıza aşık olursa,
saatlerce onunla konuşmaktan doymak bilmez, doğru mudur? Saatlerce onunla dolaşmaktan doymak bilmez, doğru mudur? Kıymetli dostlar, çok sevdiğimiz bir yemek önümüze gelse, hep neyi arzu ederiz? Ah, yemeğe devam etsem de karnım doymasa. Yemeğe devam etsem de karnım doymasa. O yemekten, efendim, mümkün oldukça fazla yemek isteriz, eğer seviyorsak. Bir başka örnek vereyim. Çok sevdiğiniz bir mekana gitseniz, bir şehre gitseniz, o şehri dolaşırsınız, 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 yorulmak bilmezsiniz. Niye? Çünkü seviyorsunuz. Sevgi, fedakarlığı gerektirir mi? El-hak gerektirir. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu gerçeği bir hadisi şeriflerinde şöyle özetlemişlerdir. Zamandan kazanmak için, efendim Buhari ve Müslim'de zikredilen hadis-i şerifi tercüme olarak size naklediyorum. Üç şey vardır ki, kimde bu üç tanesinin tamamı bulunursa, imanın helavetine, imanın tadına ulaşmış olur. İmanın helavetine ulaşabilmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne göstermiş? Üç tane yol göstermiş. Neymiş bunlardan bir tanesi? Allah'ı ve Resulünü, Allah ve Resulünün dışındaki her şeyden daha çok seveceksin. Allah'ı ve Resulünü, Allah ve Resulünün dışındaki her şeyden daha çok seveceksin. Bu sözde değil. Nasıl yani? Anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela, arkadaşların sana bir teklifte bulundu. Ama arkadaşların, sevdiğin arkadaşların sana bir teklifte bulundu. Onların teklifi Allah'ın beyanatına ters düşüyor. Veya Peygamber'in sünnetine ters düşüyor. Ben arkadaşımı kıramam dediğin zaman, yani Allah'ı kırarım, arkadaşımı kıramam. Peygamber'i kırarım ama arkadaşımı kıramam. Hanımın sana bir teklif getirdi. Getirdiği teklif Allah'ın ve Resulünün rızasının dışında bir teklifse, eğer evet Allah öyle diyor ama, İslam'da böyle ama hanımı ben kıramayacağım dediğimiz zaman ne yapmış oluruz? Yani Allah'ı kırarım, Peygamber'i kırarım, hanımı kıramam. Burada biz neyi ortaya koyduk? Hanımı Allah'tan daha çok sevdiğimizi, arkadaşlarımızı Allah'tan daha çok sevdiğimizi ortaya koyarız. Allah ve Resulünün sevgisi bütün sevgilerin üzerinde olacak. Kardeşim, neden sen sünnet olduğunu bildiğin bir şeyi yapmıyorsun? Canım istemiyor. O zaman sen nefsinin isteklerini Peygamber'in isteklerinin önüne almışındır. Sen nefsini Peygamber'den çok seviyorsun demektir kıymetli dostum. Evet, demek ki imanın tadına erebilmek için Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek lazım. Bir, sevdiğin insanları makamından, mevkisinden, akrabalığından dolayı değil, Allah için sevmen lazım. İki, bir de küfre düşmek, efendim ateşe düşmek gibi tehlikeli gelmesi lazım sana. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok seviyorsan, sevdiğin insanları da başka şeyden dolayı değil, Allah için seviyorsan, bir de küfre düşmeyi ateşe düşmekten daha tehlikeli hissediyorsan, sen imanın tadına erebilirsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, sevgi de bir insanı seviyorsa, mesela ben Allah'ı seviyorsam veya Peygamber'i seviyorsam veya bir insanı seviyorsam, sevdiğim insanın sevdiklerini de severim. Hep öyle değil midir? Mesela rahmetli hocamız fasit misal verirdi. Bir delikanlı bir kızı sevmiş olsa, o veyahut da bir kız bir delikanlıyı sevmiş olsa, onun arkadaşları da onun için önemlidir. Onları da kırmak istemez. Yani sevgi, sevdiğin insanın sevdiklerini de sevmeni gerektirir. Eğer biz Allah'ı seviyorsak, o zaman Allah'ın sevdiklerini sevmek ve Allah'ın sevmediklerinden de nefret etmemiz gerekir.
Biz Ebu Cehil'den niye nefret ediyoruz? Tokat mı attı bize? Firavun'dan neden nefret ediyoruz? Tokat mı attı bize? Evet, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın sevmediklerinden uzak durmak. Kıymetli dostlar, eğer bir insan gerçekten severse, seven sevdiğine bir kavuşmak ister, iki onun cemalini seyretmek ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a yalvarırken "Es'eluke lezzeten nazari ila vechik." Allah'ım, senin cemaline bakmanın lezzetini yaşamak istiyorum, bana nasip eyle derdi. Seven sevdiğini, efendim, ona bakmak, ona kavuşmak ister. Seven sevdiğine ulaşmak ister. "Veşşevka ila liqaike." Allah'ım, ben sana kavuşmak aşkıyla yanıp tutuşuyorum, bana bunu nasip eyle diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Şimdi kıymetli dostlar, ibadetlerde olan hassasiyet, doymak bilmemek ve ömrünü en güzel şekilde değerlendirmek hassasiyeti ne ile alakalıdır demiştik? Namazdan doymak bilmeyeceksin, iyilikten doymak bilmeyeceksin, ahiret sermayesinden doymak bilmeyeceksin. Bu imanın tadına, lezzetine erişmekle alakalıdır demiştik. Bu imanın lezzetine, halavetine erişebilmek için 4 kural var. Birisi Allah sevgisi. Allah ve Peygamber sevgisini kalbe ne kadar yerleştirirsen, efendim, imanın tadı, lezzeti o kadar kalbine yerleşir. Peki, Allah sevgisini kalbimizde hakim kılabilmek için reçete var mıdır? Akla kalabilmesi için 2 reçete söylüyorum. Bir tanesi, insan acziyetini ve zafiyetini, çaresizliğini bilmesi lazım. Ben Allah'ımın yanında acizim, çaresizim ve zayıfım. Her yönüyle ona muhtacım. Gözümün görmesinde, kulağımın işitmesinde, ayağımın çalışmasında, elimin hareketinde, dişlerimin çiğnemesinde, ağzımın tat almasında, gırtlağımdan aşağı yemeğin inmesinde, midemin hazmetmesinde, hazmettikten sonra vücuda yayılmasında, faydalı olanlar vücuda yayılacak, kıllara, saçlara, dudağa, kulağa yayılması gereken onlara gidecek, güzel bir ölçüyle dağıtılacak, efendim, zararlı olanlar, sıvılar, İşte idrar yoluyla dışarı çıkacak, öbürler de başka şekilde dışarı çıkacak. Bütün bu organizmanın çalışabilmesi kimle oluyor? Bir fabrika bunları yapmıyor değil mi? İçimizde biz yemeği atıyoruz ağzımıza, aşağı indiriyoruz. Bunlardan bizim haberimiz yok. Nasıl oluyor? Böbreğin çalışması, midenin çalışması, kalbin çalışması, beynin çalışması, sinir sisteminin çalışması, damarların çalışması, ciğerlerin çalışması, hepsi Allah, Allah, Allah ile kaimdir. Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte, asla imanın tadına eremezsin kadere iman etmedikçe ve sana gelen musibetler kesinlikle sana gelecekti, bunlardan kurtuluşun mümkün değildi. Gelmeyen musibetler de zaten gelmeyecekti. Asla ve kata bunu böyle bilmedikten sonra imanın tadına eremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse imanın tadına erebilmek için hoştur bana senden gelen diyebilmek lazım. Allah'tan razı olmazsan Allah da senden razı olmaz. Olay bu kadar basit. Bizim Allah'a ihtiyacımız var, Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Ve de Allah asla haksızlık ve zulüm yapmaz. Senin görmediğin taraflar, bilmediğin taraflar, benim görmediğim, bilmediğim taraflar var. İmanın lezzetine erebilmek için kıymetli dostlar, 3. kural da tezkiyetün nefistir. Nefis tezkiyesidir. Ey dostlar! Kur'an-ı Kerim'de önemine binaen Allah Celle Celaluhu bazı konuları yeminlerle, muhakkak ifadeleriyle anlatır. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir mesele vardır ki onu Allah Celle Celaluhu bir yeminle, iki yeminle, üç yeminle anlatmamıştır. 11 tane yeminle anlattığı bir mesele var. 2 mesele yoktur.
6666 ayeti böyle dolaşsanız, didik didik yapsanız bir mesele bulursunuz. 11 tane hakkında yemin yapılan konu. Nedir o? Ve şemsi ve duhaha diye başlıyor. Ne için 11 tane yemin yapıyor? Kad eflehe men zekkaha. Nefsini pisliklerden, kötü duygu ve düşüncelerden arındıran insan kurtuluşa ermiştir. Pislikleri içerisine bırakan insan da perişan olmuştur. Cenab-ı Hak bu gerçeği anlatmak için 11 tane yemin Kur'an-ı Kerim'de peş peşe diziyor kıymetli dostlar. Artık nefis tezkiyesinin anlaşılması noktasında, yani nefsimizin kötü duygu ve düşüncelerinden arınmamızın ehemmiyetini anlama bakımından başka bir şeye gerek var mı? Nefsin pisliklerden temizlenmesini nasıl anlatsak misal olarak? Mesela hangi balı çok seversin? Diyelim ki kestane balını çok seversin. Tamam, çok affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Böyle pis, mikroplu, perişan bir tabağın içerisine, kötü kötü kokan bir tabağın içerisine o güzel balı koysalar, önümüze getirseler, balın tadını alabilir miyiz? Alamayız. Evvela tabağı temizlemek lazım balın tadını alabilmek için. Ah kardeşim, ah dostum, sen nefsini, nefsi emmareni pisliği içerisinde, lağımın içerisine affedersin bırakmışsın, namazdan lezzet alamıyorum deyip duruyorsun. Nasıl alacaksın? Alırsan ona şaşırırım. İbadetten lezzet alamazsın. Çünkü pimpis bir tabağın içerisine süt koysan sütün tadı yok, bal koysan balın tadı yok. Önce orasını temizlemek lazım. Önce kalbimizi temizlememiz lazım. Tezkiyetün nefis dediğimiz olayı gerçekleştirmek lazım. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde üç şey vardır ki bunları kim gerçekleştirirse imanın tadına varmış olur diyor. Allah'a, yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edecek. Malının zekatını gönül hoşluğuyla verecek. Malının zekatını seve seve verecek. Piyasaya satamadığı malları değil, kendisinin beğenmediklerini değil, müşterisini bulamadığı malları değil, defol olan malları değil, ben bunu ahiret sermayesi yapıyorum diyerek, canının efendim hoşnutluğuyla seve seve en azından orta kalitedesini, kalitede olanını verecek. Üçüncü olarak da vezekkâ nefsehû, nefsini tezkiye edecek. Bir insan yalnız ve yalnız Allah'a ibadet eder, malının zekatını gönül rahatlığıyla seve seve verir, nefsini de tezkiye ederse, işte bu insan imanın tadına varmış olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine kıymetli dostlar, لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّهَوَاتِ حَائِطًا مِنْ حَد۪يدٍ. Allah dostlarından birisi diyor ki, bir insan diyor, şehevi duygularıyla arasına demirden duvar oluşturmadıktan sonra, demirden duvar oluşturmadıktan sonra ibadetin lezzetini eremez. Zinadan lezzet alan, içkiden, kumardan, faizden lezzet alan ibadetten lezzet alamaz. Yalandan, talandan, başkasının hakkına tecavüzden lezzet alan ibadetten, zikirden, Kur'an'dan lezzet alamaz. O şarkıcı yarım saat uzatsa hoşuna gider, imam iki ayet uzatsa çok uzattı der. İmamın uzatmasından rahatsız olur ama şarkıcının uzatmasından rahatsız olmaz. Top sahasında oynanan maçlar 15 dakika uzatma oyunu yaptığı zaman ondan rahatsız olmaz. Ama imam efendi namazda iki ayet fazla okursa ondan rahatsız olur. Kıymetli dostlar, insanın nefsini temizlemesine ve tezkiye etmesine en çok yardım eden şey nedir diye sorarsanız, onun da tek kelimeyle, ben nerede olursam olayım, Allah benimle beraberdir. Bunu bilebiliyor musun? Bunu hissedebiliyor musun? İşte bunu gerçekleştirebilirsen ne zina, ne içki, ne yalan, ne kumar, ne de bir başka masiyet asla senin için tatlı olmaz. Ve son olarak kıymetli dostlar, imanın halavetine erebilmek için
bir de asılmak lazım. Dua etmek lazım. Allah'ım ben namazı, ibadeti sevilmesi gerektiği gibi sevemiyorum. Kur'an'ı sevilmesi gerektiği gibi sevemiyorum. Ben büyük felaket içerisindeyim. Kurtar beni Allah'ım. Kurtar beni Allah'ım diye yalvarmak lazım. Sen namazsızlığından, 5 vakit namazını kılamadığından üzülüyor musun? Yalandan, talandan, haramdan üzülüyor musun? Kurtulmak istiyor musun? Nerede gözyaşların? Nerede gözyaşların? Yalvaracağın bir Allah'ın var. Müracaat edeceğin bir Allah'ın var. Her istediğini bulabileceğin hazinenin sahibi olan Allah'ın var. Neden? Muhtaç olduğun bu ibadetleri gerçekleştirebilmek için, düzenli gerçekleştirebilmek için yalvarmıyorsun ki? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasında, yapmış olduğu dualarda uzun uzun yalvarışları ve gözünden döktüğü yaşlarla hep Allah'tan bir şeyler istemiştir. Allah'ım benim gözümün ruşenliğini, huzurumu, mutluluğumu namazla kıl Allah'ım diye yalvaran bir peygamberin ümmetiyiz kıymetli dostlar. Allah'ım bitmeyen, tükenmeyen huzuru, mutluluğu senden istiyorum diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senin sevgini senden istiyorum. Beni seni sevenlerden eyle. Kalbimi aşkınla doldur. Senin sevdiklerini sevmeye sen beni muvaffak eyle. Beni sana yaklaştıracak amelleri sevmeye sen beni muvaffak eyle. Kalbimi senin sevginle, sevdiklerinin sevgisiyle, beni sana yaklaştıracak amellerin sevgisiyle doldur, süsle, gıdalandır ve mühürle kalbimi bu sevgiyle Allah'ım diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yalvarırdı. Rıza makamında Allah'ım senin kader ve kazana razı olacak bir gönül, bir iman bana nasip eyle. Senin benim için takdir ettiğin her şeye ne olursa olsun, tatlı da olsa, acı da olsa razı olacak bir gönül ver bana Allah'ım diye yalvarıyor. Ve nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım nefis nefis, her insana verdiğin bir nefis, bana da verdiğin bir nefis. Allah'ım bu nefsi temizlemek için senden yardım istiyorum. Sensin bu nefsi en güzel temizleyen, en güzel arındıran sensin. Bana kalırsa ben temizleyemem. Senden yardım istiyorum Allah'ım. Dolayısıyla kıymetli dostlar, ibadetleri gerçekleştirebilmek için, arzu edilen kalitede gerçekleştirebilmek için imanın lezzetine ihtiyaç var. İmanın lezzetini elde edebilmek için de 4 ana kural zikrettik. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek lazım. Allah'ın bizim için kaderde yazdığı her şeye razı olmak lazım. Sevgi zaten bunu gerektirir. Efendim, bir taraftan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine yalvarmak lazım, dua etmek lazım. Özetle bütün bunları gerçekleştirdiğimiz zaman imanın lezzetine ermiş oluruz. İmanın lezzetine erince, dersimin başında örnek verdiğim, camide namaz kıldığı halde cami çöküyor, yıkılıyor, herkes kaçıyor. Ama o bu işin farkında değil. Sahrada namaz kılarken, efendim canavar insanların üzerine doğru gelirken herkes kaçıyor, gelen canavarın farkında değil. Günde 300 rekat namaz kıldığı halde doymak bilmeyen, 2 rekat namazda Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuduğu halde doymak bilmeyen ibadet sahiplerini, aşk sahiplerini gördüğümüz zaman bizim kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu, bu mesafeleri kat etmek için de halavetül imana ihtiyacımız vardır. Efendim, Rabbim anlamayı, kavramayı, gereği gibi yaşamayı her birimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Bana da size de halavetül imanın zirvesini nasip eylesin. El-Fatiha.